Öncelikle SİPİT'in açılımına bakmak gerekiyor. SİPİT'in açılımına baktığımızda Avrupa İşkencelerin Önlenmesi Komitesi diye geçmekte. SİPİT'i de aslında Avrupa Konseyi'nin bir komitesi. Avrupa Konseyi'nin de Türkiye'de taraf olduğu bir ülke, aslında Türkiye'de Avrupa Konseyi'nin bir organı. Haliyle SİPİT'in yapmış olduğu tavsiye ve önerilere de bağlı kalmakla sorumludur, mükelleftir ve bunun yanında aslında SİPİT ile çoğu konuda işbirliği sağlamakla yükümlüdür. Yani aslında bu anlamda bizim için biraz önem arz ediyor. Şöyle ki Türkiye'de yaşanan ihlaller, yani işkence yasağı, kötü muamele yasağın ihlali durumunda veya insan haklarının geliştirilmesi durumunda SİPİT ve Türkiye'nin kendi içinde aslında işbirliği yapması gerekmektedir. Yani bu anlamda ele aldığımızda SİPİT'in önemli şurada ortaya çıkıyor. Bunların olması halinde aslında CPT'nin Türkiye'de tavsiye ve öneriler doğrultusunda belli başta şeyler söylemesi gerekiyor, raporlarını ona göre hazırlaması gerekiyor ve haliyle Türkiye'nin de uygulaması açısından bir basınç, uygulama gibi bir görevi, misyonu var. Bu anlamda bizim için hani CPT önemli. Çünkü Türkiye'de hani şey noktasını ele aldığımızda, CPT'nin raporlarını ele aldığımızda çoğu şeyi çok net bir şekilde dile getiriyor. En son 2019'da Ademir Hapishanesi'nde yapmış olduğu ziyareti ve buna ilişkin aslında 2020'de yayınlamış olduğu raporda mutlak bir tecritin olduğunu, mutlak bir iletişimsizlik halinin olduğunu vuruguluyor ve haliyle aslında bunu kendisinin de Türkiye'nin taraf olduğu bir komitenin dile getirmesi bizim için de önem arz ediyor ve biz de aslında bu anlamda SİPİT'in kendi görev ve sorumluluklarını da hatırlatması noktasında çalışma yürütüyoruz. Yani hani bu yapmış olduğu çalışmalardan kaynaklı aslında önem arz ediyor. Şunu da son olarak söyleyebilirim tabii ki de. Yani SİPİT'i bunun yanında aslında taraf olduğu ülkelerin tavsiye ve önerilerini yerine getirmediği takdirde işkence suçu veya işkence yasağı veya kötü muamele yasağının söz konusu olması halinde taraf olduğu ülkeyi de öneri ve tavsiyelerini yerine getirmediği takdirde teşhir etme gibi bir sorumluluğu da var. Yani bu anlamda önemli. Aslında az önce de dediğimiz gibi CPT ve Türkiye nasıl kendi aralarında insan haklarının gelişmesi ve bu işkence önlenmesi durumlarında işbirliği yapma noktasında işbirliği içinde olduklarını dile getirdik. Haliyle aslında CPT'nin şu an bu görevinden çok uzak bir yerde durduğunu görmekteyiz. Yani pasif bir görev almış olduğunu görmekteyiz. Yani aslında yapması gerekenlerin yapmadığını, o basıncı uygulamadığını görmekteyiz. Ve bunu da aslında şuna yorumlayabiliyoruz. Türkiye'deki siyasal sürecin etkisi altında kaldığını ve buna göre hareket ettiğini biz görmekteyiz. Aslında biz CPT'nin kendi misyonunu hatırlatması noktasında biz çağrılarda hep bulunduk, bulunacağız da. Yani aslında taraf olduğu ülkelerin siyasal sürecinden ziyade kendi asıl görevi olan işkencenin önlenmesi durumunda, tespiti noktasında, teşhiri noktasında aslında çalışmalarını yürütmesi gerekiyor. Normal şartlarda aslında misyonu yerine getiren bir kurum. Ama söz konusu İmralıada Hapishanesi olduğunda çok pasif bir yerde durduğunu görüyoruz. Artık bu tecrit halinin, hani derinleşen tecrit halinin sadece belli bir kesimi etkileyen bir durumun olmadığını dile getirdik. Yine elemekte de fayda var. Yani bu Sayın Abdullah Öcalan ve diğer tuzaklar üzerinde var olan tecritin ve mutlak iletişimsizlik haline gelen işkence durumunun aslında topluma ve diğer hapishanelerde nasıl sirayet ettiğinin en yakın tanıkları bizleriz ne yazık ki. Çok net bir şekilde gördük. Aslında çoğu çevredeki diğer insanlar da bunu gördü. Yani artık bu sadece belli bir kesimin sorunu olması halinden çıktı bu. Artık halka da seyahat ettiğini çok net bir şekilde gördük. Yani tecrit sadece her yerden izole etme durumu değildir ne yazık ki. Halka yansımasını da gördük. Yani aslında sessiz bir sessizliğin olduğunu da gördük. Yansıtıldığını da gördük. Yani bugün siz de çok iyi biliyorsunuz ki mesela sokaklarda yapılmış olan röportajlarda bile insanlar kendi görüşünü, kendi düşüncesini dile getirmekten korkar hale geliyor. Artık bir bütünen Türkiye halkları üzerinde aslında bir baskının olduğunu söyleyebiliriz. Keza bu anlamda aslında hani tek bir ses olmaması halinde Türkiye'yi bu kadar ilgilendiren, Türkiye'nin ana sorunu haline gelen bu durumun farkında olunmaması, sadece belli bir kesime indirgenmesi aslında yani çok büyük bir yanılmadır bu. Hani bu anlamda aslında bizim diğer kurumlara, diğer insan hakları alanında çalışanlara, yani Türkiye'nin huzurunu, Türkiye'nin gerçekten gelmesini istediği seviyeye amaçlayan insanlara çağrımız budur. Yani tek ses olmak gerekiyor.